Bizim anladığımız sanatçı elbette siyasetle de, siyaseti de eleştiren, ona da doğruyu göstermeye çalışan, devleti de eleştiren, o devletin yerine başka bir devleti çağrıştıran, demin anlattım ya, o işleri gören bir bireydir edebiyatçı, yazar, sanatçı, her neyse. Yani sanatın hangi konularıyla, heykel olur, tiyatro olur, resim olur, fotoğraf olur, müzik olur, yazın olur, hangi konusu ile olursa da olsun, devletle, sistemle çatışan, çelişen, mücadele eden ve daha iyi işaret eden, onu çağrıştıran okuyucu ya da o sanatı izleyen, gözleyen, her neyse elleyen, dokunan kesimler ve kimseler için bunu yaratmalıdır. Buradan şuraya geçeyim. Sizin tabii bir adli öpüklülüğü geçmişiniz var. Yöneticilik yaptığınız, genel başkanlık yaptığınız. Tabii bu kitapta da bununla ilgili bir takım işaretler var. Ben özellikle şunu okumak istiyorum. Kitabın bir bölümünde harman kalkıyor ve artık Cem vakti geliyor, kış geliyor. Cem içerisinde bir bölüm var. Bunu ben okuyayım size. Dede Zakir'i işaret etti. Zakir sazı eline aldı, beyi söylemeye, ibreti babadan başladı. Yani ki cennette, cennete etmeyiz minnet, cenneti vücudu alem biliriz. İnsan değerine verer ve kıymet, Tanrı kavramını vicdan biliriz. Bu biraz da ben bunu günümüzde Alevi Alevi kurumlarının yaptığı ritüellere de bir böyle kısa bir taş olarak algıladım. Biraz bu konu üzerinden konuşalım. Yani bugün geldi sizin romanınızda tasvir ettiğiniz Alevilik de bugün karşılaştığımız real Alevilik kıyaslaması yaparsak ne dersiniz? Çünkü siz dediğiniz gibi köylerde bunu çok canlı yaşadınız. Biraz da buradan bahsedelim. Sevgili Atilla Taş, çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konuya değinmiş oldunuz. Söz önemli bir konuya gelmiş oldu. Tabii burada bir Alevi yaşamak işlemi aynı zamanda. 40-50 yıldır Aleviler kentlerdeler. Şuradaki sevgili canlarımızın büyük bir bölümü kentlerde doğdu. Elbette siz Alevilikle ilgili kimselersiniz. Bu çatı bir Alevi örgütü. Aleviliğin yaşandığı, yaşatıldığı ya da yaşanmaya ve yaşatılmaya çalışıldığı bir mekanda bulunuyoruz. Ama şu caddeden geçen, şu mahallede oturan sizler yaşında, sizlerden daha genç yaşlarda, sizlerin çocuklarınız Aleviliğin ne olduğunu bilmiyorlar. Öğretemedik. Hepiniz eksiğiz bu konuda. Ben de dahil. Karakaya başkanı da dahil. Yeterince öğretemedik. Bilmiyorlar. Bilmedikleri için de başka cereyanların, başka etmenlerin etkisi altında kalıyorlar. Alevilik'i küçümseyenler de var, yatsayanlar da var, inkar edenler de var. Neyse geçmeyelim onları. Ben gençlerimizin bu romanı, Alevi gençleri, Alevi olsun olmasın, Alevilik ne menem şeydir acaba, nasıl yaşanırmış acaba sorusuna da yanıt olduğunu, yanıt verildiğini düşüneceğim bir eserdi kitap. Aleviler bu kitabı okumalı, Sünniler de bu kitabı okumalı. Nasılmış meğer? Bir iki anekdot var, okuyacaksınız, göreceksiniz. Şimdi tabii kent koşullarında olduğumuz için görgücemi yapamıyoruz. Biz dedemizi kaybettik. Şimdi Mineyik'ten burada Temiz soyadlı İbrahim Mahmut Temiz denen bu derneğinde kurulmasında emeği olan, alın teri olan, sözü olan, ekonomisi olan bir sevgili dedem. Ben o dedeme fethi götürdüm. Ama o aileden kimse var mı burada bilmiyorum. Sanırca yok. Oğlu Erdoğan Temiz'de de 5-6 yıl cemerimizde dedelik yaptı. Hala da bildiğim kadarıyla... Biliyorum. İlişkim sürüyor. Şimdi
şöyle bir şey var. Görgü cemi, görgü cemi ne anlatmaya çalıştım. Yani bizleri Alevi Sünni değil, insanları her türlü eksiklikten, yanlışlıktan, kabahatten, hırstan ve suçtan alıkoymayı amaç edinmiş olan bir toplumsal düzendir Alevilik. O düzenin sağlanıp sağlanmadığı, o düzenin bozulup bozulmadığı, o düzene aykırı kimler davranmış ise onlara hesabın sorulduğu yerdir cem hali, dar hali. Komşunun kuzusunu çalan, yününü çalan, komşunun tarlasına öküzlerini koyan, tarla sınırını değiştiren, tarlanın sulama sırası gelmemişken kendisine ekstradan su bağlayan kişi de o darda hesap verir kalınca. Burada önemli bir şey var. Oligali bunları dededen öğrenmiş. Hepsini not ediyor. Aklı çok da zeki bir çocuk, serseri. Ve yüzlerini buluyor ve soruyor. Ben diyor bekleyeceğim, Cem gelecek. Cem geldiği zaman deli halinin neler yaptığını çıkıp darda onu dara davet edeceğim. Ona soracağım mı soruyor. Canın birisi de kendi kendine çıkıyor. Ben diyor dedem, hani var ya birbirinizden şikayetçi olacaksınız, olmayacaksınız. Bir de özünüzü dara çek safhası var. Özünü dara çekecek. Kalkıyor camlardan birini özünü dara çekiyor. Dedem diyor, ben işte şu kadar zaman önce kentten, Ankara'dan köyümüze gelirken Kızıl Irmağ'ın öbür yakasındaki bir Ermeni köyünden yolun geçmesi gerekiyordu. Oradan geçerken köpeğin biri havlayarak hızla üzerime doğru geliyordu. Ben eğildim, yerden bir taş aldım, köpeğe attım. Ayağımı kırıldı, ne oldu bilmiyorum. Ciyak ciyak kaçtı gitti. Onun ağlaması, köpeğin ağlaması hala aklımda. Çok üzgünüm, özümü dara çekiyorum, benim ne yapmam lazım? Ben böyle suç işledim. Diyor ki kolay. Yanında iki tane canan, o dağları aş, o ırmağı aş, git o Ermeni köyüne var, o köpeğe bul, özür dile, seni affetsin, gel bu kapı o zaman açık sana. Aynen öyle yapıyor. Bu sistemin nasıl başladığı, nasıl geliştiği, nasıl yaşandığını kentte büyüyenler bilmiyorlar ya da çok az insanımız görerek yapamıyor bunu. Ancak okuyarak anlatılanlardan anlaşılıyor. Bahsettiğiniz su böyle anlamış ve açıklamış olayım sevgili Atilla. Peki Ali abi, bu bahsettiğiniz döngü nasıl kırılır? Bu döngüyü nasıl kıracağız? Bu döngü. Evet, yani bu bahsettiğiniz, işte bunu ifade edememek ya da bu yanlış uygulamaları tersine çevirmek nasıl mümkün olur? Herhalde bütün de varlık bedenimiz bunun üzerine kuruldu. Bu bina bunun üzerine kuruldu. Derneklerimiz, federasyonlarımız, cemevlerimiz, kültür merkezlerimiz, ocaklarımız, tabii kent koşullarında ne ocak ların ne kadar hayat bulup bulmadığı şüphe götürür elbette. Bir taraftan devletin baskıları, devletin yönlendirmesi, asimilasyon çabaları, Alevi toplumu içerisinden gönüllü bu işe soyunanlar ayrıca. Birçok neden sayılabilir. Bu eğitim de ancak olabilir. Aleviliği herkese aktarmakla, anlatmakla ve yaşamakla mümkün olabilir. Ben Strasbourg'da seneler önce bir cemde bulundum, konuk olarak orada bulunuyordum. Yine bir sorgu durumu hakimdi. İki erkek arkadaş, iki kız kardeşle evlenmişler. İkisi de kardeş, ikisi de kardeş. İki erkek kardeş, iki kız kardeşle evlenmişler. Birbirlerinden davacılar çıktılar meydana. Arkadaşlar, o sorgu hali nasıl sürdü, nasıl bir sükunet, nasıl bir gerginlik hali, ağlayanlar,
gözyaşlarını tutamayanlar, dardakiler de öyle. Nasıl bir heyecan, nasıl bir heyecan, nasıl bir heyecan? Millet böyle titriyor. Anlaşıldı sonuçta. Meğer neymiş anlaşmazlıklar nedeni biliyor musunuz? Baba, kızların babası Ankara'dan Strasbourg'a gelecekmiş. Gelmiş, küçük kardeş, büyük kardeş haber vermeden gitmiş, kayınpederini almış ve evine misafir etmiş. Sen nasıl bana haber vermeden bunu yaparsın? Buradan küsmüşler. Buradan küsmüşler. Günlük yaşama dair bile, günlük ki öyledir, günlük yaşama dair bile dikkatler, anılar, hatıralar böyle yaşanıyor. Bunu aşmanın yolu kent koşullarında kapitalizmin etkisi, faşizmin etkisi, emperyalizmin etkisi, paranın etkisi, eğitimin etkisi, emperyalizmin etkisi derken dünya kadar aracıyla birlikte elimizdeki şu telefonda düğmesini bastığımız zaman karşımıza çıkan ekrana kadar her şeyin etkisinden o araçları nasıl kullanabiliriz? O araçları nasıl kendi değerlerimizi anlatır hale getirebiliriz? Kaç tane televizyonumuz var bizim? Kaç tane gazetemiz var bizim? Kaç tane radyomuz var bizim? Kaç tane okuyan, yazan, değerlerimize sahip çıkmış, çıkmakta olan ve bunu çevresine aktarmış ve aktarmakta olan canımız, ciğerimiz kaç taneyiz, kaç kişiyiz mesela? Elbette Alevi Hareketi'nin kent koşullarındaki oluşum tarihi daha dün yaşadığı babileler, elde ettiği başarılar, elde ettiği başarısızlıklar, geldiği nokta, daha önümüzde onca babileler varken neler yaşamaya hazırlanıyoruz, bunları nasıl aşacağız soruları hala önümüzde duruyor iken zor elbette ama insan olmaya, insan kalmaya karar vermiş, bunu yaşamakta olan canlarımıza da ne mutlu, aşk ile yani. Evet, tekrar Fakir Baykurt'a bir kader bilirden bahsedelim. Fakir Baykurt da öğretmendi. O da sizin gibi hapis yattı. Siz de öğretmenimiz. Hapis yattınız 12 yıl darbe sürecinde. Bu öğretmenliğin acaba edebiyatınıza katkısı oldu mu? Bu konuda neler yaşadınız? Ben bu konuda şanslıyım. Fakir Baykurt'la yolum 3 kez kesişti. Biri TÖS başkanıydı. Ben henüz öğretmenliğe yeni atanmıştım. Ticaret Turizm Yüksek Öğretmen Okulu'nu Ankara'da bitirdim. Otobüste Urfa'ya göreve başlamaya gidiyorum. Sadık Koçaş'ı hatırlarsınız. 12 Mart'ı bildirilerini okuyan radyodan bizzattı. Hemen gittiğim gün TÖS'e üye oldum. Birkaç ay sonra da TÖS kapatıldı yönetim kararıyla. Sonra TÖBDE kuruldu. TÖBDE'de üye oldum, yöneticisi oldum. Fakir Baykurt genel başkandı. Ben de Adana Şubesi'nde genel sekreterdim. Böyle bir örgütsel paydaşlığımız var. Devam eden yıllarda Ankara'da TÖBDE'nin genel kurultayı yapıldı. Onun listesinden adaydım. Bu birinci karşılaşma. İkinci karşılaşma romanlarıyla oldu. Eserleriyle oldu. Yazdıklarıyla oldu. Kendime örnek aldığım çok değerli yazarlardan biriydi. Ve edebiyattaki karşılaşmamız şöyleydi. Benim ilk kitabım Güller Kitaplara. Varlık Dergisi'nde 87'de yayınlanan ilk öykümden sonra Cem Yayın Evi 70-80 sayfalık küçük bir kitabını yayınladı. Cem Yayınlarından çıktı. Tanınan birinin bir yazar değildim. Öykü dosyamı Akademik Kitabevi öykü yarışmasına gönderdim. Orada TAYAD'ı bilirsiniz, Tutuklu Ailelere Yardımlaşma Derneği. Onların koyduğu mansiyon ödülünü almış oldum. Ve yayın evi bu dosyayı Almanya'ya Fakir Baykurt'a yolladı. Hocam bu demeti okuyun lütfen, birkaç cümle yazın da biz bunu yayınlayacağız. Fakir Baykurt
öyle bir metin yazmıştı ki, şimdi yeni bir yazar duyuyor, ben onu tanımıyorum, bilmiyorum, dosyası bana oluştu. Eli suyun akışı gibi kaleme akıyor. Çok mutlu olduğum gelecekte çok iyi yerlere, edebiyatta geleceğini ümit ediyorum. Benzeri ve yaşanmış şeyler aktarıyor, anlatıyor. Yaşanmış şeyler aktarmakla yetmez. Bunu canlandırmak gözümün önünde, onun nasıl Ankara'dan İstanbul'a kaçtığını görüyorum, nasıl gizlediğini görüyorum, mapur arasını dinlediğini görüyorum gibi cümleler kurmuştu. İkincisi odur. Üçüncüsü de bu, şu roman. Evet, ama o resmetmek bu romanda çok net görülüyor yani. Dediğim gibi, yani tren istasyonunun betimlemesi, muhtarın betimlemesi, karakter betimlemeleri, doğa betimlemeleri, mekan betimlemeleri, bunlar gerçekten çok kolaylıkla resmediliyor zihinde ve bence yani bir edebiyatın benim için, yani okuduğum kitaplar arasında söylüyorum, benim için en önemli şey budur, sınavı budur, ölçütü budur yani. Bu noktada Fakir Barkut'un tespiti de son derece doğru, son derece yerinde olmuş ki yıllar önce yaptığı evet. Tespitten bahsediyoruz. Ben sizin romanlarınızdaki öykülerinizde ve bu romanınızdaki umut kaygısını görüyorum. Burada kitabın son satırı çok ilginçti. Bununla ilgili biraz konuşalım. Diyorsunuz ki, işte bir çocuk trene giriyor ilk defa. Tren tünele giriyor. Neyse, çocuk gözleri kamaşarak gözünü açıyor. Pencereden dışarı bakıyor, diyor ki, ana, burada çayırlar tersine, öbür yana atlayayım. Bu nasıl bir imgedir? Çok teşekkür ederim. Sanki yeniden yazıyormuşum gibi. Şimdi öykünün kahramanı Goldie Gale, hani o her şeye itiraz eden, her şeye sorularla yanıt veren çay Yamadağ'ından doğuyor, Fırat'a katılacak, yukarıdan aşağı doğru akıp gidiyor. Eğip koyuyor. Ama bindiği tren, Goldie Gale'nin bindiği tren, bir istasyon gitti gitmedi de bir tünele giriyor. O trene niye giriyor biliyor musunuz? Okuyacak. Öğretmen olacak. O trene onun için giriyor. Amcası Malatya'da yaşıyor. Haber göndermiş ki bize gelsin okutalım çocuğu diye. Tüneli biliyordu. Önceden biliyordu. Bakırtepe'nin yamacından baktığı zaman, Navruz Gediye'nin oradan baktığı zaman, Kaya Dibi'nden baktığı zaman orada büyük bir karanlık olduğunu, büyük bir karanlık nokta olduğunu, trenin oraya saplandığını, oradan çıktığını, oradan çıkarken sesinin gelmeye başladığını, dumanlarının, tabi o zaman kömürle çalışan trenler, dumanlarının çevreye yayıldığını görüyordu. Hep de merak ediyordu, bu tren nasıl bir şeydir, buraya tren nasıl çıkar, tren oraya nasıl giriyor, tren oraya girdiği zaman ne oluyor acaba? Treni biliyordu, köprüden geçiyordu, yarmadan geçiyordu, bayırdan aşağıya inecek olan su, ları tahliye etmek için küçük köprüler vardı. Onların altına giriyordu. Tren üstten geçerken onun sesini de biliyordu. Ama acaba o tünelin ötesinde ne vardı? Ne vardı? Yeni bir dünya, yeni bir umut, umuda atılmış bir adım ve orada artık eğim değişiyor. Bu tarafa hani ırmakların ne diyoruz ki hinterland havzaları vardır ya. Burası bu tarafı denizler, burası bu denize gider gibi. Onun birinin bittiği, diğerinin başladığı bir nokta Hasan Çelebi'ye doğru. O hattı bilenler için söylüyorum, Malatya'ya doğru. Artık bu yüzdeki olanlar, bitenler bitti. Kahramanımız yeni bir yöne gidiyor, yeni bir yola gidiyor. Ve orada ilk gördüğü şey hemen fark ediyor. Burada sular ters yöne akıyor. Ters yöne akan, başka tarafa akanları görmüş olmak da hem onun için, hem okuyucu için yeni bir evre, yeni bir aşama, yeni bir yaşam alanına doğru yola çıkmak. Yeni bir umut. Evet, bu romanında sular tersine akıyor. Dur, onu da yazdım. Bu romanın devamını yazdım arkadaşlar. Dizgide şimdi. Ümit ediyorum ki bir seneye kalmaz. Elimize böyle bir kitap olarak ulaşacağız. Ne olacak Ali? Efendim? Büyüdün mü olacak?
Özür dilerim. İsmini ne var? Romanın adı? Sular Tersten Akı. Evet. Ali abi, isterseniz konuklarımızın eğer merak ettiği, sormak istediği şeyler varsa onları da alabiliriz. Varsa sizin, yoksa biz ufaklar toparlayalım. Senin de dediğin gibi kapalı mekanda çok uzun süre kalmayalım. Evet, evet, evet. Soru sormak istiyorum. Soru şu, biraz önceki sizin sorunuza yönelik cevap verdi de Ali abi, sizin sorunuz şuydu. Ya bu yol bu erken nasıl hızla değişti, bugün ne yapılabilir şeklinde bir soruydu. Ali abi de ona çağın gerekliliklerine ilişkin cevap verdi. Yani işte emperyalizm, kapitalizm, cep telefonu gibi cümlelerle. Şimdi ben şuradan sormak istiyorum soruyu. Bir değişimden söyleyince ben de bir, mesela bu yolun diyelim ki ilk kuruluşunu varsayalım ki Hacı Bektaş Hünkar'la başladığını varsayalım. 1200'lerde. Şimdi her 100 yılda bir ya da her neyse ama ta 1800'e kadar bir problem yok. Yani yol sürüyor. Bir problem yok. Yani ne oluyor da bugün bu kadar değişiyor? Buradaki sorun tarihsel bir gelişim mi? Yoksa bizden kaynaklanan problemler mi? Bana öyle geliyor ki bu yolun tahribatları, problemleri tarihsel ya da tarih sahnesindeki değişimden ziyade insanların kendilerine uyguladıkları değişim, yani yolu terk etmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Benim düşüncem bu. Oysa siz daha çok süreç böyle değişti, dolayısıyla da bu yol akamete uğradı dediniz. Bunu biraz açabilir misiniz? Biz mi değiştik, tarih mi değişti? Tabii bu çok başlı başına kitap konusu. Başlı başına hadi diyelim ki en kristalize edilmiş haliyle bir panel konusu. Bir saat belki başka arkadaşlarımızın da değinecekleri, düşünceleri besleyecekleri bir tartışmanın ilk başlığı olabilir. Bu konuyu biz bu akşam saat 20'de Can TV'de sevgili İbrahim Karakaya arkadaşımızla uzun uzun tartışacağız, konuşacağız. Ama şu kadar söyleyeyim, 18. yüzyılın öncesi de var. Yani Anadolu tarihini inceleyecek olursak, Türklerin Anadolu'ya gelişleriyle birlikte Selçuklu dönemi, Osmanlı dönemi, yakın zamanda Cumhuriyet dönemi, hadi Cumhuriyet'ten önceki dönemleri söylüyorum. Hem Selçuklarda hem Osmanlılarda Alevilere yönelik katliamlar, Allah'tan başlıyor başkanım. Allah'tan katliamlar baştan başlıyor. Baştan başa katliamlar. Ve buna direnen halk, hatta halklar, babayı isyanları, Şahkulu, Karacaahmet, birçok. Hiç rahat olmamışlar ki. Ama o dönem, bu dönemden ayırt eden başka bir özellik var. Ya da işte Fikri Mahmut'la birlikte, o büyük Alevi Bektaşi Kırımlı'yla birlikte 16. yüzyılda kentlerden, kasabalardan kırsal alanlara, şoselerden uzaklara, su yollarından uzaklara, orman içlerine, dağ eteklerine, kaçanca odalara yerleşen genç arkadaşımız, benim öğrencim yeni bir kitap yazdı. Biz kimiz diye Karadeniz'deki Alevileri anlatıyor. Biz meğer Aleviymişiz diye bunun tarihsel derecelerini anlatıyor. Ahmet Aydın bir kimiz. Şöyle, Aleviler kırsal kesimde kendi hallerince yaşıyorlardı. Orada dergah vardı, pir vardı, mürşit vardı, dede vardı, talip vardı, müsait vardı. Kendi inançlarını kendilerince gizli saklı, kış günlerinde, tarlada turunda işin olmadığı, karın tutan yolları kapattığı evrede kendilerince yaşıyorlardı. Bir sorun yoktu. Sünniköy uzaktaydı. Bir tık askere gittikleri zaman devlet tanıyorlardı. Ya da devlet vergi almak için keçi koyun saymaya geldiği zamandan biliyorlardı. Sürümlerle de komşuydular. Onlarla kızalık vermiyorlardı ama kivreydiler. Bayramda cenazede buluşabiliyorlardı, birleşebiliyorlardı. Halkların arasında bir sorun yoktu, devlet kazık çakmadıkça. Ama ne zamanki Aleviler kente geldiler, işte o zaman başladı. Kentte her şey yeni bir dünya, yeni bir ilişkiler ağı. 5 vakit ezan, hemen kapı komşusundu, hemen orada bir imam var, hemen orada bir devlet var, hemen orada bir tarikat var. Çocuklarımızı nasıl koruyacağız biz ya?
nasıl çocuklarımızı koruyacağız? Aileler bu dertler, bu örgütler, bu salon, bu işim var. Uzun hikaye var. Teşekkür ederim. Var mı başka? Buyurun. Şimdi Alevi geleneğinde kadınlar ön planda deniliyor ama siz doğa ve kadınla ilgili bölümde kadına saygı ve doğaya saygı anlamında kullandınız. Evet, bu felsefe güzel ama ben de bir Alevi çocuğuyum. Aynı zamanda bulunduğum coğrafyada kadınların çok ön planda tutulmadığı, Alevi dedeler de dahil kadınların okumasıyla ilgili sıkıntı yaşattıklarını ve kadınların okumaması için ben genelde böyle karşılaştım. Bunu ön ayak olmadıkları gibi ve kadınların okumasını da çok fazla öne sürmediler. İkincisi, doğa ve kadınla ilgili bugün günümüzde çok ironi diyebileceğimiz, mesela doğaya da bir saldırı var ve kadınlara da sokak ortasında öldürme sistemi geliştirmeye çalışılıyor. Bunlar hepsinin birden yok olması, Alevi geleneğinin çok karşı çıkmadığı şu dönemde, muhalefetin çok fazla sesi çıkmadığını görüyoruz, çok az çıkıyor. Aleviler gerçekten Cumhuriyet döneminden başlanarak bugün, yani ondan öncesi de şimdiki durumuyla bu konuda Alevilerin elinde var olan doğal kaynakların yok edildiğini düşünüyor musunuz? Son cümleyi tekrarlayalım. Son cümlenizi tekrarlar mısınız? Yani bu doğal kaynakların işte bu doğa ve kadın katliamına. Onları anladım. Evet. Yani bir şarkı vardı. Sözü kirlendik. Kente geldik, kirlendik. Şimdi bu romanda Alevi yaşamındaki kadının yerinin başat olduğunu, olmaya çalışıldığını anlattım, aktardım. Tam böyle miydi? Belki böyle olmasını istediğim için böyle miydi? Bazen olmasını istediğinizi öne çıkarırsınız. Aslında öyle değildir ama biraz o var. Ayrıca elbette kadının Alevi evindeki rolü, sizin komşularınızdaki gibi olmamakla birlikte bir anadır o, bir söz hakkı vardır, bir söz hakkı vardır. Kızının oğlunun nasıl evleneceğine ilişkin bir düşüncesi vardır. Tarlaya kime gideceğine, kimin ekim biçeceğine ilişkin bir düşüncesi vardır elbette. Elbette vardır. Ama son sözü söyleyen acaba kadın mıdır? Ya da aile büyüdü, bölündü, kadına biraz tarlalar, tunlar eşit olarak paylaşılır mı acaba? Yine şüpheli değil. Ya da işin otantik halinde, en otantik halinde kadınlarla erkeklerin alevilikte durumları eşittir, eşit diyor ya. Bu senin, biz kadın erkek ayırt etmeyiz. Bu senin zihniyetindedir Ozan, ayırt etmek. Odur, ideal olan odur, yaşanmış olan odur. Kadınlardan Ozanlarımız da vardır. Kadınlardan posta oturup cem yürüten analarımız da vardır. Bunları nasıl çoğaltabiliriz? Kentteki bu vahşi kapitalist sisteminde, düzende bunu nasıl yaşatabiliriz? O soruya yanıt bulmak lazım. Bizim erkeklerimiz de sonuçta başka erkeklerden farklı hale gelmiyorlar ya da kadınlarımız. Sosyal mücadelede, kimlik mücadelesinde, cinsiyet mücadelesinde, sınıf mücadelesinde ırkın, dilin, dinin ayırt edici bir özelliğinin olmaması lazım. Olmadığını görüyoruz. Sokaklarda gördüğümüz o. Teşekkür ederim. Evet abi. Sevgili başkanım, köy enstitüleri ülkemize birçok edebiyatçı kazandırdı. Nazar,
o sürecin içerisinden hakikaten toplumu besleyen, doğru bir biçimde besleyen, gerek siyasi, ekonomik, politik, demin saydığınız insanla doğa ilişkileri açısından da baktığımızda toplumu besleyen bayağı bir şey yetişti. Yazar, edebiyatçı yetişti. Şimdi 1980'e kadar 13 Eylül darbesinde cezaevinde olan insanlar, ben onlardan birisi, mesela bunlarla besledim. İşte Fakir Baykur, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Nazım Hikmet. 80'den sonraki süreçte ise işte Ahmet Telli gibi sayabileceği, gerek şiir alanında, edebiyat alanında isimler sayabiliriz ama yani toplumun tamamının neredeyse kucaklayacağı derecede edebiyatçı, yazar çıkmadı. Bugün itibariyle içinde bulunduğumuz bu koşullarda geleceğe edebiyat anlamında bugünkü veya dünü geleceğe taşıyacak beyinlerle ilgili umudunuz nedir? Hani sistem, yani, özür dilerim. Ben buna tam da böyle bir soru soracaktım, onu ekleyeyim. Bu bağlamda toplumcu gerçekçi edebiyatın geleceğini nasıl görüyorsunuz?